Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar. Öğrencilerim yine coğrafya hocası olarak karşınızdayım. AYT başladık. Dedi ki AYT'de biliyor musun? Biraz genel kültür. AYT'de TYT altyapısının güçlü olması senin işine yarayacak. Bir de böyle benim bu dokunuşlarımı önemse Diyorum ya pdf'in çıktısını al, notlarını güzel tut ve soru çözümüne mutlaka katıl ama daha da önemlisi lütfen sen de soru çöz. İşte neyden soru çözeceğim diyorum ki bak esometre ya da öğrencilerim bir ts öğrencisiyseniz sosyometresi bekliyor. Denemeler olarak öğrencilerim yine söylüyorum içindekiler kısmını da göstermek istiyorum bugün. Ne var böyle 12 tane denemeden oluşuyor ve düzey olarak yine böyle gri koçun desteğiyle böyle güzel bir düzenleme yapılmış ve temel düzeyden başlayarak yavaş yavaş orta düzey ve ileri düzey diye belli bir hiyerarşik olarak seni yetiştiren bir yayından bahsediyorum. Öğrencilerim kavramım ne? Ekstrem doğ olayları. Nerede bu? Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında yani kazanım olarak duymuşsunuzdur ki şu anda beni dinleyenlerin önemli çoğu okullu öğrenci olduğunu düşünüyorum. 12. sınıf. Zaten hani mezun dostlarımızsa zaten geçen seneden bu tecrübeye sahip ve sınav hazırlanırken de 12. sınıf devlet kitabında mutlaka bu konuyu gördü. Ekstrem doğa olayları. Size böyle genelde birinci dönem anlatılıyor. Peki bu ekstrem doğa olayı ne? Burada kavramı bir hatırlamanız önemli. Ekstrem kelimesi ne demek? Hocam biraz böyle sıra dışı, biraz böyle olası hani olmayan, daha nadir görülen kavram demek. Önce bir kavramı anla ekstran doğa olayının tanımını anlamalısın. Tanım ne? Bak tanım şurada yatıyor dostlar. Bana burayı bir çalışmalısın güzelce. Diyor ki bir doğa olayı normal seyrinin dışına çıkıyor. Yani bir yerde hava sıcak ama ultra sıcak oluyor. Normalde atıyorum Ankara'dan örnek vereyim. Ankara neye alışkın yazın? 24-25 santigrat derece. Ama bir anda Ankara'da sıcaklık 40 derece olursa ve ortalama olarak böyle devam ederse bu için ekstrem bir durumdur. Yani sıra dışıdır. Mesela atıyorum kurak bir yere bir anda hava çok soğuk olursa 2-3 sene 4 sene böyle geçerse çöl alanlarında havanın soğuduğunu düşünsene. Bu onun için sıra dışı bir şeydir. O yüzden coğrafyada ekstrem olay genelde size böyle takdim ediliyor. Bu tarz soru örnekleri hazırlıyor ama bir de şöyle ayrımlar yapıyor. Esas dersin formatı şu ekstrem doğa olayı deyince başlıkları anlamalısın ve başlıkların içeriğini ve o içeriğin biraz mantığını bilmelisin. Diyor ki sen diyor atmosferde meteor kelimesini duymuştun değil mi diyor TET'de. Meteorun diğer adı neydi? Meteorun diğer adı gök taşı. O zaman diyor astronomi kökenli sana bir afet, sana bir doğa olayı söylüyorum. Göktaşı. Mesela biz neye inanıyoruz? Mezozoik'te işte meteor düştü ve Onunla başlayan bir süreçle beraber dinozorlar yok oldu. O zaman işte bu resimde hani dinozor resmi vererek biraz onu canlandırmaya çalışmışız meteoroloji ya da hidrometeoroloji der bazı yayınlarda meteoroloji ya da hidrometeoroloji yani su artı iklim olaylarının beraber katkısıyla doğal olaylar oluyor mesela ekstrem sıcaklık Öğrencilerim dünyada bir yerin alışkın olduğu bir standart bir sıcaklık vardır. Eğer o sıcaklık ya da soğukluğun üstüne ya da altına inerseniz siz normalin dışındasınız. O yüzden dikkat edin hava durumlarında. Meteorolojik tahminlerde bazen ne diyor? Bugün bu şehir normalin üstünde sıcaklık ya da bugün bu şehir normalin altında sıcaklık yaşıyor diye seni ne yapıyor? Sıra dışı bir durum oluyor, haberin olsun. Yani biz Türkiye'de yaşayanlar bunu çok görüyoruz. Bazen kışın yazdan kalma günler yaşıyoruz. Bazen yazın kıştan kalma günler yaşıyoruz ve diyoruz ki ne oluyor? Yani bunun küresel iklim değişimiyle mi bir ilgisi var? Hayır. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Yani Türkiye tarihinde ya da geçmiş tarihlerde de olmuş. Peki Fırtına, trupkar, siklon ne demek? Hocam biz bunu TET'de çalıştık. Yani genelde okyanuslarda havanın aniden ısınmasıyla okyanus kıyılarına doğru başlayan şiddetli rüzgardan bahsediyor. Ve gittiği yeri yıkıyordu. Özellikle Amerika'nın doğusunda hatırlarsanız Filipinler, Japonya taraflarında böyle şeylerin çok olduğunu söylemiştik. Öğrencilerim şiddetli yağışlar. Böyle birer ikişer örnek verip TET bilgini hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü var sende o bilgi. Hocam şiddetli yağışlarken aklıma neresi gelsin? Ekvator çevresindeki yükselim yağışları gelebilir. Ya da öğrencilerin Muson Asya'sındaki Hindistan, Japonya, Çin taraflarındaki Muson yağmurları gelebilir. E sel ne demek? Taşkın ne demek? Hocam sel böyle aniden yağmur yağıyor. Toprak emi, toprak o suyu ememiyor ya da artık toprak yok. Her taraf beton olmuş. O yüzden su yüzeyde kalıp bir tehdit oluşturuyor. İnsanların evlerini ya da öğrencilerim işte iş yerlerini su basıyor. Köprü altları, metrolar sıkıntı yaşıyor. Taşkın genelde akarsu ile ilgili bir kavram ve akarsu yatağını taşırması üzerine kuruluyor. Hocam akarsu yatağını niye taşırır? Çünkü akım yani diğer adıyla debi olması gereken rakamını süne çıkar. Çünkü aniden bir yağmur yağmıştır. Aniden karlar erimiştir. Ya da akarsuyun yatağını insanoğlu yaptığı hatalarla daraltmıştır. Moloz yığmıştır diyor ve bunlar bir tehdit oluşturuyor. Hocam kuraklık bir afet mi? Maalesef. Yavaş işliyor ama insanoğluna etkisini çok acımasızca gösteriyor. Ve kuraklık sayesinde tarım, içme suyu, barajların doluluk oranı, hayvanlar, hayvansal üretimler birçok şey zincirleme ne yapabiliyor? Etkilenebiliyor. Jeoloji ya da jeomorfoloji kökenli. Jeoloji ne? Yerin altı. Jeomorfoloji ne? Yeryüzü. Yerin üstü. E peki diyor jeolojik kökenli burada hangisi? Yani yerin altından gelen o manto katmanından çıkıp gelen hocam volkanik patlama. Çünkü lav nereden geliyordu? Hatırlayıp TT ile ilişkilendirmeye çalışıyorum. Manto'dan geliyordu ve yer kabuğunda kendine çatlaklar bulup lav yukarı çıkıp şiddetli bir baskıyla patlıyordu. Daha geçenlerde de yine bu patlama Hatta denizin içinde gerçekleşti. Geçen böyle bir haber paylaşılmıştı. Peki öğrencileri bu volkanik patlama jeolojik yok yani. Edapram dediğin şey jeolojik kökenli. Yani. Tsunami dediğin şey jeolojik kökenli. Yani. Çünkü tsunami deniz tabanında görülen deniz tabanının sarsılmasıyla suyunu hareket etmesi. İşte bu deniz Tabanını ne sarsabiliyor? Hocam deprem sarsabiliyor. Volkan patlaması, denizaltı heyelanları diye bir şey var. Onlar etkileyebilip tsunami tu tetikliyor. Mesela işte geçen haber kültürü paylaştığım volkan patlaması tsunami'ye tu yol açtı. Yani devamında o şiddeti patlama suyu hareketlendirdi. Kütle hareketi uyarayım seni. Geçen sene sınavda bir seçenekti bu. Devlet kitaplarında kullanılan kazanımlarda kullanılan yeni kavramları bilmelisin. Mesela eski yayınlarda bu genelde heylan diye geçiyor. Artık kütle hareketi deyince heylan, toprak kayması ya da öğrencilerim kaya düşmesi diye tabirler kullanıyor. Yani kütle hareketi demek bir kütlenin eğimli arazide bulunan bir kütle diyelim ki şu yamaçtaki öğrencilerim toprak ve toprağın alt kısmının bir bütün olarak yerini terk etmesi anlamda söylüyor. O zaman eğer konu heylansa, toprak kaymasıysa ya da kaya düşmesiysa bir kere bana böyle mahalle ağzıyla konuşayım. Banko bana ne lazım? Eğimli arazi lazım. Çünkü bir şey kayacaksa eğimli arazide bu daha tehditkar olacaktır. Ve toprak kayması, öğrencilerim onun dışında diyorum o heyelan dediğim kavramlarda yağış da temel bir kriter oluyor. Yani bir yer yağışlıysa, eğimli arazi ise, haliyle toprak eğer cins olarak buna müsaitse suyu sızdırmaya, toprak çamurlaşıyor ve kayıyor. Kaya düşmesinde ne vardı mantık? Kaya düşmesi gece gündüz sıcaklık farkının öğrencilerim ne olmasıyla bir şekilde fazla olmasıyla gerçekleşen bir şeydi. Öğrencilerim dedim ya biz artık AYT'de böyle püf noktaları verip yine o güzel bir şekilde ödüllü soruyor. Öğrencilerim cevaplayıp yeni ödüllü soruları baş başa bırakacağız. Geçen dersin ödüllü sorusu buydu. Hocam ne diyordu bu ödüllü soruda? Uzun bir paragraf böyle biz buna yeni nesil soruları diyoruz. Veriyor paragrafı uzun uzun anlatıyor ve bir şeyler soruyor. Burada biraz zaman kaybı yani senin zamanını biraz almaya çalışıyor. O yüzden sen de iyi okuyacaksın. Diyor ki umarım ben de iyi okurum. Kutup ayıları Kış uykusuna yatmaz. Ancak diyor hamile veya emzirmekte olan anne ayılar yavruları çok gençken inlerinden dışarı çıkmazlar. Yani yuvalarından. Peki bu dönemde hiç enerji harcamamak ve yavrularının daha iyi beslenmesini sağlamak için metabolizmalarını düşürürler. Yani bak kendini ne yapıyor? Şartlıyor. 9 ay boyunca önceden depolamış olduğu vücut yani proteine çevirip yavrusunu besliyor. Kalp atışlarını yetmişten 8'e kadar indirebiliyor. Bu süreç içinde yemek yemediği için doğal ihtiyacını karşılamıyor. Sonra bana diyor ki ne yapmaya çalışıyor bu hayvan? Yani hani soruyu yazan dostumuz bize neyi öğretmeye çalışıyor? Bu ne yapmaya çalışıyor? Buna göre diyor parçada verilen bilgilere bakıldığında kutup ayılarının yaşamı için ne söylenebilir? Yani ne yapmaya çalışıyor? Tırnak içinde hayatta kalmaya çalışıyor. O kış soğunda dışarı çıkmamanın verdiği ve beslenen verdiği etkiyle vücudunu ona ayarlamaya çalışıyor. Yani aslında bir adaptasyon gerçekleştiriyor. Peki ben de burada ne aramalıyım? ...adaptasyona, kendimi buna ait, bu koşullara ait ortama, uyuma vurgu yapan bir şey aramalıyım. Şimdi burada bakıyorsun uyum kelimesine, adaptasyon kelimesine en yakın kelime kim? Umarım sizler de aynı cevaba ulaştınız, yaşam döngüsü. Çünkü diğerleri bunu karşılamıyor. Azot dediğin şey hocam bir madde, e burada azot döngüsünden bahsedilmiyor. Habitat yaşanılan ortama verilen isimdi. E taşıma kapasitesi derken ona ait bir paragraf değil bu... E biyom diyeceğim ama biyom iklim tiplerinden bahseder. Yani burada bir iklim ya da o iklimin yansıması olarak bir takım bitki ya da hayvan demiyor. Yani kutup işte burası çok soğuk olduğu için yaşıyor değil de biraz daha sanki hayvanın beslenemediği için yaptığı adaptasyona vurgu var. O yüzden bana kıyaslama iklim kıyaslaması yapmıyor ki hani kutup şurada yaşayamadı bak burada yaşıyor tarzında bir cümle değil işte. Peki öğrencilerim. Karşında ödüllü soru, ödüllü soruya biraz dikkat et. Soru kökünde çünkü hassas bir şey var. Yavaş gelişen diyor. Bunların hepsinde bir sıkıntı var, bir afet ama bana yavaş olanı bulur musun diyor. Umarım adaptasyon gerçekleştirdiniz. Umarım tüm dersleri güzel bir şekilde dinliyorsunuzdur. Ve öğrencilerim Umarım diyorum artık kitabımızı temin etmiş ve disiplin olarak kendinize böyle hedefler seçip o denemeleri güzel güzel çözüyorsunuzdur. Çünkü biz size o planı veriyoruz. Siz de o plana ayak uydurarak gerek sosyometreyi gerek esometreyi çözün istiyoruz. Çünkü çözerseniz ben biliyorum ki mutlaka gelişiminize katkı sağlayacak. Umarım öğrencilerim en iyi şekilde çalışıyorsunuzdur. Umarım o ciddiyete en güzel şekilde ulaşmışsınızdır. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.